The days of the Andals were numbered. One by one, their so-called kings were bending the knee or facing the wrath of Aegon Targaryen. Their blazon, a dragon with three heads, representing Aegon and his sister wives. Their words, fire and blood. Herkese selamlar arkadaşlar. Argumento kanalına hepiniz hoş geldiniz. Westeros ve Essos tarihi video serimizin 10. bölümündeyiz. Ve 10. bölümde Fatih Aegon Targaryen'ın fetihten sonra olan saltanatı hakkında konuşacağız. Bu saltanatı boyunca neler yaşandı, Dorne Savaşı'nda neler oldu, kral olduktan sonra Aegon neler yaptı? Tüm bunları anlatmadan önce sizlere kısa bir bilgilendirme vermek istiyorum. Eğer Fatih Aegon'un Westeros'u fethetmeden önceki hayatı hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız yahut fetih savaşlarında neler olduğunu, 7 krallığın 6'sının nasıl fethedildiğini, Ateş Tarlası Savaşı'nda neler olduğunu öğrenmek istiyorsanız şu linkte olan Fatih Aegon Targaryen'ın hayatı ve Westeros'un fethedilmesi videosunu izlemeniz gerekiyor. Aegon'un saltanatı videosundaki bilgileri anlamanız açısından da bu videoyu izlemeniz son derece önemli. O yüzden bu videoyu izlemeyen arkadaşları oraya yönlendiriyorum. Onu izledikten sonra bu videoyu izleyebilirsiniz. Aegon Targaryen 7 krallığın 6'sını fethettikten sonra Eskişehir'de taç giydirildi ve devamında Aegon Kalesi'ne geldi. Burada da fetih savaşlarında topladığı kılıçları birleştirerek demir tahtı dövdü. Fakat 7 krallıkta hala sorunlar vardı. Dorne fethedilmemişti, demir adalarda sorunlar vardı. Aynı zamanda savaşlar daha yeni sona erdiği için de yeni bir isyan çıkma olasılığı da yüksekti. Bu isyanların ilkiyle başlayalım. Vadi bölgesinde Isırık Koyu adında bir bölge var arkadaşlar. Ve bu bölgede yaşayan lordlar ne vadinin hakimiyetini ne de Fatih Aegon'un hakimiyetini kabul etmiyorlar. Ve Sunderland hanesinden Lady Marley'i kraliçeleri ilan ederek hem vadiye hem de Targaryen hanesine karşı bir isyan başlatıyorlar. Aegon Targaryen da bu isyanı bastırması için kuzeyin muhafızı Thorin Stark'ı görevlendiriyor. Thorin Stark da Beyaz Liman şehrinin lordları olan Mendiri hanesinin komutasında bir donanmayı bu bölgeye gönderiyor. Bu bölgedeki isyancılar Mendiri donanmasıyla karşı karşıya geldiğinde Kraliçe Visenya Targaryen ejderhası Vhagar ile birlikte isyancıların karşısına çıkıyor. Ejderhalara karşı hiçbir şanslarının olmadığını bildiklerinden kaynaklı ki bildiğiniz gibi Visenya Targaryen daha önce vadide Arryn hanesinin devasa bir donanmasını ejderhası Vhagar ile yakmıştı. Bunu da bildikleri için isyancılar anında teslim oluyorlar. Kraliçe Marla tahttan indiriliyor. Bölgedeki bütün lordlar Arryn hanesine sadakat yemini ediyor. Aynı zamanda tabii ki Kraliçe Visenya Targaryen'in önünde de diz çökerek Targaryen hanesine de sadakat yemini ediyorlar. İsyancıların elebaşlarının tamamı da ya öldürülüyor ya da zindanlara atılıyor. Bu olayın çözülmesinin ardından Demir Adalar'da bazı sorunlar başlıyor. Bildiğiniz gibi Demir Adaları aynı zamanda Demir Adaların fethettiği bütün toprakları Hor Hanesi yönetiyordu. Ve Hor Hanesi de Harrenhal felaketinde tam anlamıyla yok oldu. Geriye bir varis bırakmadıkları için Demir Adalar'da artık kimin hüküm süreceği bir soru işaretiydi. Burada taht iddiasında bulunan, lordluk iddiasında bulunan bazı isimler var. Bunlardan bahsedelim. Kara Hera'nın uzaktan akrabası olan Corin Volmar kendisini bütün demir adaların kralı ilan etti. Hor'un da çok uzaktan akrabası olması dolayısıyla da iddiası ciddiye alınıyordu. Fakat bölgedeki birçok demir doğumlu da kendisinin krallığını kabul etmiyordu. Aynı zamanda kendisini boğulmuş tanrının oğlu olduğunu söyleyen Rahip Lodos isimli birisi de vardı. Ve diğer rahipler ve dindarlar da karaya vuran ağaç parçalarından yaptıkları bir tacı Lodos'un kafasına yerleştirerek onu kralları ilan ettiler. Büyükwick Kalesi'nde, Pike'da ve diğer başka kalelerde de hak iddiasında bulunan kendisini kral ilan eden lordlar vardı. Ve tam bir sene boyunca Demir Adalar'da bütün bu hak iddiasında bulunan lordlar ve krallar hem karada hem de denizde
birbiriyle savaştı. Aegon Targaryen en sonunda bölgedeki sorunu çözmek için ejderhası Kara Dehşet Balerion ile birlikte Demir Adalara doğru hareket etti. Yanında Ayı Adası'ndan, Lenis Limanı'ndan, Arbor'dan ve Yüksek Bahçe'den gelen gemiler de vardı. Bu gemilerle bir filo oluşturulmuştu. Demir doğumlular bir yıldır birbiriyle savaştığı için sayıları iyice azalmıştı ve Aegon'un donanmasına karşı ve tabii ki ejderhasıyla da gelmesinden kaynaklı hiçbir direniş gösteremediler. Hatta birçok demir doğumlu Aegon'un gelmesine son derece sevinmişti. Aegon Quarren Volmark'a birebir düello etmek için meydan okudu. Quarren de bu teklifi kabul etti. İkilinin arasında geçen bu düelloda Aegon Targaryen kılıcı kara ateş ile beraber Quarren Volmark'ı katletti. Rahip Lodos yardıma gelsin diye Krakenleri çağırmayı denedi. Fakat bunu nasıl yaptığını bilmiyoruz. Yani boğulmuş tanrıya bir dua mı etti, yalvardı mı yahut başka bir ritüel mi gerçekleştirdi bunu bilmiyoruz. Fakat herhangi bir şekilde Krakenler gelmedi. Bu da olmayınca Rahip Lodos boğulmuş tanrıdan yardım istemek için denizlere açılmak istedi ve cübbesine taşlar yerleştirerek denizlere doğru yürümeye başladı ve kendisini yüzlerce rahip ve aynı zamanda dindar da takip etti. Rahip Lodos'un ve kendisiyle beraber denize doğru yürüyenlerin başına ne geldiğini bilmiyoruz. Fakat devam eden aylar ve yıllar boyunca demir adaların kıyılarına cesetler vurmaya devam etti. Aegon'un bölgeye gelmesiyle ve en güçlü taht iddiasında bulunanların da ortadan kaldırılmasıyla beraber bölgede istikrar sağlanmıştı. Fakat ilk baştaki sorun hala devam etmekteydi. Demir adaları kim yönetecek? Diyarın lordları bu bölgenin Nehirova'dan Tully'lere bağlanmasını söyledi. Lannister'lara bağlanmasını söyleyenler de vardı. Hatta Stark'lara bağlanılması bile önerilmişti. Aegon bu önerilerin hepsini dinledi fakat hiçbirisini kabul etmeyerek bir sonuca bağladı. Demir adalar kendisini yönetecek lordu yine kendisi seçecekti. Bu yapılan seçimin neticesinde Demir Adalı lordlar Pyke'ın akıncı lordu olan Viscount Greyjoy'u kendilerine lord olarak seçtiler. Viscount Greyjoy Aegon Targaryen'ın önünde diz çökerek ona sadakat yemini etti. Fakat Viscount Greyjoy'un hükmü sadece Demir Adalarda geçerli olacaktı. Onun haricinde daha önceden Demir Adalıların hüküm sürdüğü Nehirova topraklarında artık hiçbir hükümleri kalmamıştı. Bölgedeki istikrarın tam anlamıyla sağlanmasının ardından Aegon Targaryen buradan ayrılarak Aegon Kalesi'ne geri döndü ve krallığın diğer sorunlarıyla ilgilenmeye devam etti. Burada yine önemli sorunlardan bir tanesi olan Harrenhal sorunu vardı. Harrenhal artık bir harabeye dönüşmüştü fakat konumu son derece önemliydi. Aynı zamanda Harrenhal'a bağlı olan topraklar da son derece değerli topraklardı. Harrenhal da yıkılmış olmasına rağmen devasa bir kaleydi ve burayı başıboş bırakmak mümkün değildi. Aegon Ejderha Kayası'ndaki silah ustası olan Sir Quentin Quarris'e Harrenhal lordluğunu verdi. Fakat kendisinden Nehirovalı Tully'lere sadakat yemini etmesini istedi. Bu sayede fetihle beraber Harrenhal artık Quentin Quarris'e ve aynı zamanda onun evlatlarına kalacaktı. İsyanların bastırılıp Demir Adaların da taca bağlanmasıyla beraber Sur'dan Dorne'a kadar olan bütün topraklar artık Targaryen hanesine bağlanmıştı ve bölgede artık bir istikrar vardı. Ve bu bölgelerdeki bütün sorunların çözülmesiyle de beraber Aegon Targaryen artık gözünü Dorne'a çevirdi. Bir önceki videodan da bileceğiniz gibi Meriah Martell, Rhaenys Targaryen ile bir görüşme gerçekleştirmişti ve asla boyun eğmeyeceklerini de söylemişti. Fakat Yedi Krallığın altısı büyük savaşlar ve muharebeler sonucunda diz çöktürülmüştü. Aegon Targaryen da artık yeni bir teklif yapabileceğini düşünüyordu. Çünkü Altı Krallığın hiçbirisi onun karşısında duramamıştı. Bu yüzden de önemli lordlardan oluşan bir delegasyonu ve elçi heyetini Dorne'a gönderdi. Savaşmadan siyaset yoluyla Dorne Krallığını kendisine bağlamak istiyordu. Dorne'a gönderilen elçilik heyetiyle Meriah Martell'in arasında yapılan pazarlıklar tam bir yıl boyunca devam etti fakat hiçbir sonuca bağlanmadı. Dorne bağımsızlığını asla kaybetmek istemiyordu ve savaş artık kaçınılmaz görünüyordu. Aegon Targaryen da Dorne'a karşı savaş ilan etti ve savaş hazırlıklarına da başladı. Dorne Savaşı uzun yıllar devam edecekti. Burada 1. Dorne Savaşı olarak adlandırılan savaştan başlayalım arkadaşlar. Dorne Savaşı'nın ilk patlak verdiği alan Güneş Mızrağı'da yakın olan Kalaslı kasabaydı. Rhaenys Targaryen ejderhası Meraxes ile birlikte
buraya ani bir saldırı gerçekleştirdi. İnsanlar Rhaenys Targaryen'ın saldırısı sonucunda dehşete düşmüşlerdi. Bu saldırıdan kaçmak için gemilerine, kayıklarına doğru hareket ettiler fakat Rhaenys Targaryen bu gemileri ve kayıkları da ateşe verdi. İnsanlar oradan da kurtulmak için nehire atladılar fakat orada da nehirde boğularak can verdiler. Rhaenys Targaryen söz verdiği gibi ateş ve kanla Dorne'a geri gelmişti ve savaş kanlı bir şekilde başlamıştı ve bu kan uzun yıllar boyunca durmayacaktı. Rhaenys Targaryen'ın saldırısının ardından Aegon Targaryen ejderhası Kara Dehşet Balerion ile birlikte ordularını da hareket ettirdi. Burada ordusunu ikiye böldü. Bir ordusunun başında kendisi vardı, diğer ordusunun başında ise kral eli olan Orys Baratheon vardı. Orys Baratheon son derece seçmece ve elit birliklerden oluşan 1000 askerlik bir şövalye grubunu kemik yolundan Dorne'a doğru ilerletiyordu. Aegon Targaryen ise 2000 şövalye, 300 sancaktar lordu ve 30 bin kişilik ordusuyla beraber Prens Geçidi'nden Dorne'a doğru hareket etmişti. Aegon Targaryen'ın ordusunda olan lordlar karşılarına çıkacak olan bütün Dorne'ları yok edeceklerini düşünüyorlardı. Çünkü yanlarında Kara Dehşet Balerion vardı. Fakat bu düşünceleri gerçekleşmiyordu çünkü Dorne'lar hiçbir şekilde Aegon Targaryen'ın karşısına çıkmıyorlardı. Gidilen her kasaba boştu. Fakat bundan daha önemlisi Dorne son derece zorlu bir coğrafyaydı. Neredeyse tamamı çöllerden oluşuyordu. Bu yüzden orduyu burada ilerletmek son derece zordu. Ayrıca Dorne'lar Aegon'un ordularının ilerlediği yönlerdeki bütün su kuyularını zehirlemişlerdi. Aynı zamanda bütün tarlalardaki mahsulleri yakarak yok etmişlerdi. Hayvanlarını ise ya telef ederek öldürmüşlerdi yahut yanlarında götürmüşlerdi. Bu yüzden de hem Aegon Targaryen'ın hem de Orys Baratheon'ın ordusunda ciddi bir kıtlık baş göstermişti. Askerler hastalanmaya başlamışlardı ve susuzluk çekiyorlardı. Aegon Targaryen hızlı hareket ederek bu sorunları aşabileceğini düşünüyordu. Bu yüzden kendi 30 bin kişilik ordusunu da ikiye ayırdı. Bu ikiye ayrılan ordularının birinin başında Lord Tyrell vardı ve Lord Tyrell Cehennem Korusu'na doğru hareket etti. Aegon Targaryen ise Gök Menzil Kalesi'ne doğru ilerlemeye başladı. Ancak Lord Tyrell Cehennem Korusu'na varamadan askerlerinin dörtte birini Dorne çöllerinde kaybetmişti ve aynı zamanda savaş atlarının tamamı da Dorne çöllerinde kayıplara karışmıştı yahut askerler onları yemişti. Bütün bu zorluklara rağmen Lord Tyrell Cehennem Korusu'na ulaşmayı başardı. Fakat buraya geldiğinde Cehennem Korusu kalesini de bomboş ve içi boşaltılmış bir şekilde buldu. Dorne'lar burayı da terk etmişti ve giderlerken yanlarında bütün hazinelerini, yiyeceklerini de götürmüşlerdi. Orys Baratheon da aynı sorunlarla karşı karşıya kalmıştı. Ordusunu dar bir alandan geçirirken Dorne'lar gerilla taktiğiyle savaşarak bir anda Orys Baratheon'un ordusunun üzerine büyük kayalar fırlatmaya başladılar ve Orys Baratheon'un ordusunun düzeni bir anda bozuldu. Bir de bunun üstüne o dar alanın tepelerine geçerek okçular yerleştirdiler ve Dorne'lar Orys Baratheon'u dört bir yandan kuşattılar. Orys Baratheon'un askerleri ok yağmuru altında kalmıştı ve parça parça ayrılmaya başladılar. Orys Baratheon böyle bir ortamda ordusunu kurtarmaya çalışıyordu ve geri çekilmeye başladı. Fakat etrafı tamamen kuşatılmıştı ve askerlerinin birçoğu da öldürülmüştü. Dorne'lar Orys Baratheon'un ordusundaki değerli bütün lordları esir olarak almışlardı. Bunlara tabii ki Orys Baratheon da dahildi. Orys Baratheon'u esir alan birliklerin başında Dulseven lakaplı Vile isimli bir Dorne Lord vardı. Kral Aegon'un ordusu ise diğer ordulardan daha başarılı bir ilerleyiş göstermişti. Çünkü Fatih Aegon zirvelerden eriyen karların su bulundurduğu dağlardan ordusunu geçirmişti. Bu dağlarda aynı zamanda avlanacak hayvanlar da vardı. Bu yüzden ordusu erzak sıkıntısı çekmemişti. Gök Menzil Kalesi'ne ulaştığında Aegon Targaryen kısa bir muharebeyle bu kaleyi ele geçirdi. Ardından Yarnwood isimli kaleye ilerledi. Bu kaleyi de kuşatma altına aldı fakat bu kalede kısa bir sürenin ardından düştü. Bu olaylar sırasında Dorne'lu Hayalet Tepe Kalesi'nin lordu olan Talant, Aegon ile savaşmak için kendi şampiyonunu göndererek Aegon Targaryen'e meydan okudu ve şampiyonuyla savaşmasını istedi. Aegon Targaryen da bu teklifi kabul ederek Talant'ın şampiyonunu oracıkta katletti. Fakat daha sonradan Lord Tolland'ın gönderdiği bu kişinin şampiyon değil bir şaklaban olduğu ortaya çıktı. Bu olayın ardından Lord Tolland ortadan kaybolmuştu.
kendisinden haber alınamıyordu. Bu olayın neticesinde Aegon Targaryen hiddetlenerek ejderhası Kara Dehşet Balerion'la birlikte Güneş Mızrak Kalesi'ne, yani Dornuların Martell Hanesi'nin merkezine ilerledi. Fakat buraya geldiğinde yine aynı manzarayla karşılaştı. Güneş Mızrak Kalesi boşaltılmıştı. Rhaenys Targaryen da Aegon Targaryen'le beraber oradaydı. Prenses Meria Martell'den hiçbir şekilde haber alınamıyordu. Aynı zamanda yüksek mevkili kimse de Güneş Mızrak Kalesi'nde bulunmuyordu. Sadece yaşlılar ve kadınlar ve çocuklar vardı. Rhaenys Targaryen bölgedeki bütün halkı toplayarak Aegon Targaryen'in önünde diz çökmelerini istedi. Ve Güneş Mızrak'ta bulunan az yetkiliye de artık bütün Dorne'un Targaryen hanesine bağlı olduğu bildirildi. Aegon Targaryen tüm Dornlu lordları birer asi ilan etmişti ve tabii ki Prenses Meria Martell'i de asi ilan etmişti ve her birinin başına ödüller konulmuştu. Aegon Targaryen Dorne'dan ayrılmadan önce kendisinin adına bu bölgeyi yönetmesi için Lord Rosby'yi Güneş Mızrak Kalesi'nde bıraktı. Aynı zamanda Cehennem Korusu'nda bulunan Lord Tyrell'e de orada kalmasını emretti. Çünkü Dorne'da isyanlar çıkabilirdi ve Lord Tyrell ile Lord Rosby Dorne'dan sorumlu olarak bölgenin istikrarlı bir şekilde korunmasını sağlayacaktı. Aegon Targaryen ordusunu getirdiği bölgeler olan dağlık alanlardan geçirerek, devamında ise Prens Geçidi'nden ilerleyerek Dorne'dan çıkarmıştı ve Karasu Koyu'na doğru hareket etmeye başlamıştı. Kral topraklarına adım attıkları ilk gün Dorne'da savaş patladı. Dornlular Aegon'un ayrılmasıyla beraber saklandıkları yerlerden çıkarak Aegon'un fethettiği bütün kaleleri tek tek ele geçirdiler ve burada bulunan bütün Targaryen askerlerini uzun işkenceler sonucunda öldürdüler. Güneş Mızrak'ta bulunan Lord Rosby bütün bu olaylara müdahale etmek istedi fakat Prenses Meria Martell kendi birlikleriyle beraber Güneş Mızrak Kalesi'ne giriş yaptı ve oradaki bütün Targaryen birlikleri ve lordları da aynı şekilde esir alındı. Ve buradaki askerler de tıpkı diğer askerler gibi uzun işkencelere maruz bırakıldı. Lord Rosby ise bizzat Prenses Meria Martell tarafından uzun bir pencereden aşağı atılarak öldürüldü. Cehennem Korusu'nda bulunan Lord Tyrell ise bir anda karşılaştığı bu durum karşısında dehşete düştü ve ordusunu Cehennem Korusu'ndan çıkartarak Lord Rosby'nin yanına yardıma gitmek istedi ve Güneş Mızrak Kalesi'ne doğru hareket etti. Fakat ne Lord Tyrell'den ne de ordusundan bir daha haber alınamadı. Dorne çöllerinde Lord Tyrell'in ordusu yok edilmişti. Fatih Aegon'un bütün çabalarına ve getirdiği onca devasa orduya rağmen Dornlular çok kısa bir sürede ülkelerinin kontrolünü ve bağımsızlıklarını tekrar ellerine almıştı. Aegon Targaryen yenilgiyi kabul edecek biri değildi. Savaş 7 sene daha sürecek olsa da fetihten sonra 6 yılı itibariyle çatışmalar bitmek bilmeyen bir dizi kanlı savaş suçuna, akına, misillemeye ve bunların arasını dolduran uzun süreli durgunluk dönemlerine, bir düzine kısa süreli ateşkese ve çokça cinayet ile suikaste dönüştü. Fetihten sonra 7 yılında Orys Baratheon ve yanlarındaki lordlar ağırlıkları kadar altın karşılığında Aegon Targaryen'e iade edildi. Fakat Dulseven lakaplı Vial bu lordlar bir daha Dorne'a kılıç çekmesinler diye kılıç tutan ellerini keserek Aegon'a onları iade etmişti. Bunların arasına Aegon'un eli olan Orys Baratheon da dahildi. Eli olmayan bir kral eli. Aegon Targaryen, Orys Baratheon'a yapılan bu hakaretin karşısında deliye dönerek ejderhası Kara Dehşet Balerion'a binerek Wynner'ın dağ hisarına saldırdı ve bu kaleyi eriyik taşlara çevirdi. Burada yarım düzüne askerini de ateşler içinde öldürerek yok etti. Fakat Dulseven burada ölmedi. Kendisinden haber alınamıyordu. Evet arkadaşlar, Dorne ile yapılan savaşlara tekrardan geri döneceğiz. Fakat burada Aegon Targaryen'ın kral topraklarında yaptıklarını, Rhaenys Targaryen ve Visenya Targaryen ile aralarında olan olayları, çıkardıkları kanunları ve ülkeyi nasıl yönettikleri hakkında detaylı konuşmalar ve anlatımlar yapmamız gerekiyor. Bütün bunları anlattıktan sonra Dorne Savaşı'na geri döneceğiz. 1. Aegon Targaryen şanlı bir savaşçı ve Westeros tarihindeki en büyük fatihti. Ancak birçok kişi onun en büyük başarılarının barış zamanlarında gerçekleştiğine inanır. Derler ki demir taht, ateş, çelik ve dehşetle dövülmüştür. Ama taht soğuduğunda
tüm Westeros için bir adalet makamı haline gelmiştir. Yedi krallığın Targaryen saltanatı altında birleşmesi, 1. Aegon'un kral olarak yürüttüğü politikaların ana ilkesini oluşturdu. Bunu sağlamak için sarayında ve konseylerinde diyarın her bir yanından erkekleri ve kadınları barındırmak için büyük çaba sarf etti. Eski düşmanlarının çocuklarını Yaver, Saki ve Şövalye Yaveri olarak, kızları ise Aegon'un kraliçelerine hizmetçi ve dost olmaları için saraya göndermeleri konusunda onları teşvik etti. Halk, kral topraklarında kralın adaletini ilk elden tecrübe ediyor ve kendilerini sadece batılılar, fırtına topraklar ya da kuzeyliler olarak değil, bütün büyük diyarın sadık tebaası olarak görmeleri için destekleniyorlardı. Targaryenlar aynı zamanda diyarın uzak uçlarındaki birçok asil hane arasında evliliğe de vesile oldular. Böylesi ittifakların fethedilen toprakları bir araya getireceğini ve yedi krallığı tek bir krallığa dönüştüreceğini umuyorlardı. Aegon'un kraliçeleri Visenya ve Rhaenys bu eşleşmeleri yapmaktan ayrı bir keyif alıyordu. Onların çabaları sonucunda Kartal yuvası lordu genç Ronald Arryn, Kışyarı'ndan Thorne Stark'ın bir kızıyla evlenirken, Casterly kayasının varisi Loren Lannister'ın büyük oğlu, Arbor'dan bir Redwayne'in kızıyla evlendi. Tart'ın akşam yıldızının üçüz kızları olduğunda, Kraliçe Rhaenys onları Corbray hanesi, Hightower hanesi ve Harlow hanesi ile baş göz etti. Kraliçe Visenya, husumetleri asırlar öncesine dayanan Blackwood hanesi ile Bracken hanesi arasında barış sağlansın diye her bir oğlan ve kızı eşleştirerek çifte düğün gerçekleştirdi. Evet arkadaşlar, burada gördüğünüz gibi hem Aegon hem konseyi hem de kız kardeşleri diyarı bir araya getirmek için oldukça uğraşıyorlar. Buradaki temel sebep Westeros'un 7 ayrı krallıktan oluşması ve bu krallıkların her birinin farklı yaşama şekilleri ve farklı kültürleri var. Aegon Targaryen bu krallıkları tek bir krallık haline getirmişti ve bunca farklı topluluktan oluşan insanın tek bir krallık altında tek bir millet düşüncesiyle hareket etmesini istiyordu. Bu yüzden de büyük haneler arasında gördüğünüz gibi evlilikler gerçekleştirdi. Aralarında kan davaları olan haneleri birbiriyle barıştırdı ve kral topraklarında son derece adil bir yönetim gösterdi. Aegon Targaryen'ın diyarın idaresi konusundaki meselelerde nihai otorite olduğu konusunda kimsenin şüphesi olmasa da kız kardeşleri Visenya ve Rhaenys Aegon'un saltanatı boyunca onun iktidar ortağı oldular. Kral 1. Jaehaerys'in eşi, iyi yürekli kraliçe Elise'in dışında 7 krallık tarihi boyunca hiçbir kraliçe ejderhanın kız kardeşi kadar politikalar üzerinde söz sahibi olmamıştır. Kraliçelerinden biri ejderha kayasında ya da kral topraklarında Aegon Targaryen'ın orada olmadığı süreler boyunca demir tahtta oturuyor ve ona sunulan meselelerin hükmünü veriyordu. Diğer kraliçesini de nereye seyahat ediyorsa yanında götürüyordu. Bu seyahatlerde Rhaenys yahut Visenya belirli aralıklarla Aegon Targaryen'ın yanında oluyordu. Burada özellikle Rhaenys'i yanında götürüyor yahut Visenya'yı yanında götürüyor gibi bir bilgi yok arkadaşlar. Aegon Targaryen bir seyahate çıkıyorsa, Visenya Targaryen onun yanındaysa, Rhaenys Targaryen kralın makamında kalıyordu. Yahut Rhaenys Targaryen onun yanındaysa, Visenya Targaryen kralın makamında oluyordu. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Aegon her ne kadar resmi makamı olarak kral topraklarını seçip demir tahtı burada dövdürdüyse de zamanının çoğunu Ejderha Kayası'nda geçiriyordu. Aegon Targaryen'ın Ejderha Kayası'nı son derece sevdiği kayıtlara geçmiştir. Bir yılın yarısını bu iki yer arasında gidip gelerek geçirirken diğer yarısını ise mahiyetiyle beraber Westeros'taki lordların yanına ziyaret ederek geçiriyordu ve bu mahiyetin içinde gerçekten Aegon'un konseyi vesairesi de vardı. Büyük lordların kalelerini ziyaret ediyordu, halkın arasına özellikle çıkıyordu ve onlara konuşmalar gerçekleştiriyordu. Martı kasabasına, Eyrie, Harrenhal'a, Nehirova'ya, Lannis limanına, Casterly kayasına, Beyaz limana, Kış tepesine, Demir adalara, Yüksek bahçeye, Eskişehir'e ve sayamayacağımız birçok kaleye defalarca geziler ve seyahatler düzenledi. Aegon Targaryen'a seyahatlerinin sebebi sorulduğunda isyanların gerçekleşmesini engellemek, onları bastırmaya yeğdir diye tarihi cevabını vermişti.
Kara dehşet Balerion'un sırtında, yanında parlayan ipek ve çelikler içinde yüzlerce şövalyesiyle kralı tüm haşmetiyle görmek huzursuz lordlara sadakat aşılamak için birebirdi. Halkın da zaman zaman kralı ve kraliçeleri görmesi, onun huzurunda dertlerini anlatabileceğini bilmesi gerekir demişti Aegon. Anlatabildilerdi. Aegon nereye giderse gitsin, ister bir kürsüde, ister bir çiftçinin tarlasındaki yosun tutmuş bir kayanın üzerinde halkla buluşmaya özen gösterirdi. Yerel kanunlar, adetler ve tarih konusunda soruları cevaplamak ve majestelerin vereceği kararları, yargıları kaydetmek üzerine kralın yanında 6 üstatta seyahat ederdi. Seyahatleri sayesinde Aegon 7 krallık ve halkları hakkında birçok şey öğrendi. Fethedilen her bir krallığın kendi kanunları ve gelenekleri vardı. Kral Aegon bunlara müdahale etmedi. Lordların eskisi gibi tüm güçleri ve ayrıcalıklarıyla hükmetmelerine izin verdi. Miras ve veraset kanunları olduğu gibi kaldı. Mevcut feodal yapılar tasdiklendi. Büyük ve küçük lordlar cezalandırma güçlerini korumaya devam ettiler. Aegon'un temel endişesi barıştı. Fetihten önce Westeros'un diyarları arasındaki savaşlar yaygındı. Aegon'un tahta çıkışı bunun büyük kısmına nokta koydu. Bundan sonra diyarın büyük haneleri arasındaki tartışmalar kral tarafından hükme bağlanacaktı. Diyarın ilk kanunu kralın barışı olacaktır diye ilan etti kral Aegon. Ve benim iznimi almadan savaşa giden lordlar birer asi ve demir tahtın düşmanı olarak bilinecekler. Gördüğünüz gibi Aegon Targaryen sadece iyi bir savaşçı yahut general değil, aynı zamanda mükemmel bir devlet adamıydı. Aegon Targaryen diyarın dört bir yanında geziler gerçekleştirirken Karasu koyundaki Aegon Kalesi'nin etrafında da büyük yerleşimler kurulmaya başlanmıştı. Buradaki yerleşimler üç tepenin üzerine kuruluyordu. Daha sonra bu bölge kralın şehri olacaktı. Fakat ilk başlarda dediğim gibi Aegon Kalesi'nin etrafında halk kendi kendine burada küçük küçük yerleşim yerleri kuruyordu. Bu üç tepenin ismi de Aegon'un Yüksek Tepesi, Visenya Tepesi ve Rhaenys Tepesi olarak anılacaktı. Bu üç tepe ismini unutmayın arkadaşlar. Daha sonra da bu tepelerden sıkça bahsedeceğiz. Önümüzde yayınlanacak olan dizilerimizde de bu isimleri sıkça duyacaksınız. Kral topraklarına ilgi oldukça artıyordu. Fakat kralın şehrini hiç kimse tasarlamadı. Şehir kendiliğinden ortaya çıkıvermişti. Buradaki nüfus yoğunluğunu gören bütün tüccarlar artık gemileriyle bu bölgeye gelmeye başlamışlardı. Ve bununla neticesinde tüccarlar burada dükkanlar açmaya başladı. Ve şehirdeki ticari alanlar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyordu. Westeros'taki diğer şehirlerin aksine bu şehrin surları da yoktu. Ve açıkçası kimse de bu şehirle surların yapılmasının gerek olmadığını düşünüyordu. Çünkü bu şehirde ejderhalar vardı. Ve bu şehre saldıracak kişinin gerçekten aklını kaybetmesi gerekiyordu. Fakat daha sonradan bazı olaylar bu şehre surlar yapılması gerektiğinin farkına varılmasını sağladı. Neydi bu olaylar? Örneğin Aegon Targaryen ejderhasıyla beraber bir geziye çıkıyor. O sırada eşi de yanında. Diğer eşi ise ejderha kıyasında. Kral topraklarını kim koruyacak, kim savunacak? Bu bölgenin yakınında bazen korsan baskınları oluyordu. Fakat bunlardan daha önemli bir olay neticesinde surların yapılmasına başlandı. Neydi o olay? Dorne ile savaş hala devam etmekteydi. İrili ufaklı çatışmalar oluyordu. Dornlular Aegon Targaryen'a bir suikast gerçekleştirdiler. Ve bu suikaste Aegon Targaryen az kalsın ölüyordu. Kraliçesi Visenya Targaryen onu bu saldırıdan korumuştu. Aksi takdirde Aegon Targaryen dediğim gibi bu suikast sonucunda öldürülüyordu. Ve bu suikast de kralın şehrinde, kral topraklarında gerçekleşmişti. Bölgenin içine sızan casusların da engellenmesi için kralın şehrin ve kral topraklarının surlarının yapımına başlanıldı. Surların inşasının görevi Büyük Üstad Gawen'e ve kralın eli olan Osmund Strong'a verilmişti. Kralın eli dedim fark ettiyseniz, çünkü Orys Baratheon kral eli görevinden azini istemişti. Eli kesildikten sonra Orys Baratheon son derece sinirli ve çekilmez bir adama dönüşmüştü. Kılıç tutan elinin olmaması onu artık son derece farklı bir kişiliğe çevirmişti. Kralın elinin eli olmalıdır diyerek Aegon Targaryen'dan azini istedi. Aegon bunu kabul etmek istemese de Orys Baratheon'ın artık bu görevi yapamayacağını bildiği için bu görevden çekilmesine razı oldu. Ardından iki farklı kişiyi de kral eli görevine getirdi.
İsimlerinin önemi yok. Onlar da bu görevlerde uzun süre kalamadılar. Ve sonunda Osmund Strong'u Kral Eli görevine getirerek Diyar'a hizmet etmesini sağladı. Buradaki Osmund Strong, House of the Dragon dizisinden bildiğiniz Lionel ve Harwin Strong'un atası oluyor arkadaşlar. Bunun da bilgisini verelim. Aegon Targaryen bu işlerle uğraşırken kız kardeşleri de kendi alanlarında Aegon'a yardımcı olmaya devam ediyorlardı. Rhaenys Targaryen Diyar'ın şarkıcılarına, bestecilerine, sanatçılarına, üstadlarına büyük önem veriyordu. Ve onları sürekli destekliyordu. Zaten kendisi de bildiğiniz gibi müzikten ve sanattan son derece keyif alırdı. Aynı zamanda Rhaenys Targaryen Diyar'ın kadınlarıyla da alakalı birçok konuda hüküm veriyordu ve diyarın kadınlarının haklarını savunmaya çalışıyordu. Westeros'u orta çağ toplumlarına benzetirsek burada kadınların hakları son derece azdı. Yedi krallıkta Dorne haricinde erkeklerin karılarını dövmeye hakları vardı örnek vermek gerekirse. Yahut zina işlediğinden emin olunan karılarını da öldürmeye hakları vardı. Fakat Rhaenys Targaryen erkeklerin kadınlarını dövmesini yasaklayan bir kanun çıkarttı. Aynı zamanda zinayla da alakalı şahit gerektiren bir mahkemelerin kurulmasını sağladı. Ve bunların hepsinin kanun haline getirilerek 6 krallığın tamamında uygulanmasını sağladı. Öbür taraftan Visenya'nın ise farklı meşguliyetleri vardı. Kralı korumak için Visenya'dan daha çok çaba harcamış kimse yoktu. Dorne suikastçiler saldırdığında Aegon'u korumak için iki kere kara kız kardeşi çekti. Dorne savaşı sırasında gece gündüz demeden zincir zırh giymeye başladı. Kraldan da saray kıyafetlerinin altına bile bu zincir zırhlardan giymesini söyledi. Aegon bunu reddettiğinde Visenya küplere bindi. Elinde kara ateş olsa bile sen tek bir adamsın dedi ona. Ve ben her zaman yanında olamam. Kral yanında muhafızları olduğunu söylediğinde Visenya kara kız kardeşi çekip kralın yanağını öyle hızlı kesti ki muhafızların tepki verecek zamanları olmadı. Muhafızların uyuşuk ve tembel dedi. Seni ne kadar kolay kestiysem o kadar kolay öldürebilirdim. Daha iyi bir güvenliğe ihtiyacım var. Kanamakta olan kral Aegon'un bunu kabul etmekten başka çaresi yoktu. Şimdi bu olay önemli. Çünkü burada kralın yeminli şövalyeleri olarak bildiğiniz beyaz pelerinlerin kurulması var. Beyaz pelerinlerin kurucusu Visenya Targaryen'dir arkadaşlar. Aegon'la yaşadığı bu konuşmanın ardından Visenya Targaryen kralı korumak için yeminli şövalyelerden oluşan bir birlik kurmayı düşündü. Bildiğiniz gibi yedilerin inancında 7 adet tanrı vardı. Bu yüzden de bu yeminli şövalyeler 7 şövalyeden oluşacaktı. Ve yine aynı şekilde bu şövalyeler 7 krallığın en güçlü şövalyeleri, soylu kişileri olacaktı. Krala ve krallığa bağlılık yemini edeceklerdi. Visenya Targaryen onların yeminlerini surdaki gece nöbetçilerin yeminlerinden alarak yaptı. İsimlerini, sayılarını, yeminlerini, her şeylerini Visenya Targaryen belirledi. Surdaki siyah pelerinliler gibi onların da beyaz pelerinleri olacaktı. Hiçbir şekilde malları, mülkleri, eşleri yahut çocukları olmayacaktı. Onlar bütün hayatlarını kralı ve onun ailesini korumaya adayacaklardı. Aegon Targaryen Visenya'nın bu isteğini ve teklifini kabul etmişti. Fakat bu halka duyurulduğunda o kadar çok soylu şövalye Aegon'un şövalyesi olmak için kralın şehrine gelmişti ki aralarından hangisini seçeceklerini bilmiyorlardı. Aegon Targaryen de burada bir fikir önerdi. Bir turnuva düzenleyip sona kalan 7 kişiyi kendi kişisel şövalyesi olarak seçmek istediğini söyledi. Fakat Visenya Targaryen onun bu teklifine şiddetle karşı çıktı. Çünkü Visenya Targaryen kocasının etrafında sadece iyi kılıç kullanan insanları istemiyordu. Ona sadakatle bağlı olan, uğruna canını verecek kişiler olması gerektiğini düşünüyordu. Ve tabii ki bu kişiler onurlu insanlar olmalıydı. Bu yüzden de Visenya Targaryen her birini tek tek kendisi seçmek istedi. Aegon Targaryen da Visenya Targaryen'ın bu isteğine boyun eğdi. Burada özellikle Aegon Targaryen'ın ilk 7 şövalyesinin ismini söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu isimler Beyaz Kitaba geçen ilk şövalyelerdir. O yüzden de önemliler. Sir Richard Roth, Sir Addison Tepe, Sir Gregor Goode, Sir Griffin Goode, Sir Humphrey Carrabin, Sir Robin Darklyn ve tabii ki Lord Kumandan Sir Corlys Velaryon. Tarih Visenya Targaryen'ın iyi seçimler yaptığını göstermiştir. Orijinal yedilinin ikisi kralı korurken canlarını vermiştir. Ve her biri ömürlerinin sonuna dek kahramanca hizmet etmiştir. Ve yüzyıllar boyunca beyaz pelerinler arasında onur dendiğinde
altta ilk kral muhafızları gelmektedir. Fetihten sonra 7 yılında Aegon Targaryen'ın ikinci eşi olan Rhaenys Targaryen'dan bir erkek çocuğu oldu. Bu çocuğa Aenys Targaryen adı verildi. Aenys Targaryen doğduğunda son derece zayıftı ve hastalıklıydı. Bu nedenle üstadlar onun uzun süre yaşamayacağını söylediler. Aynı zamanda Aenys süt annelerini de reddediyordu. Süt annelerinden süt içmek istemiyordu. Sadece Rhaenys Targaryen'dan süt içmeyi istiyordu. Oğlunun bu durumu karşısında Aegon Targaryen son derece de endişeleniyordu. Kralın ilk çocuğunun ve ilk oğlunun akıbetinin ne olacağı tartışılırken Ejderha Kayası'nda yeni bir ejderha doğdu. Quicksilver. Quicksilver Aenys Targaryen'e verildi. Aenys Targaryen ejderhası ona verildiğinde daha küçücük bir bebekti. Fakat Quicksilver'ın ona verilmesiyle beraber Aenys Targaryen bir anda iyileşmeye başladı. Her geçen gün daha iyi hale geliyordu ve her geçen gün daha da güçlü oluyordu. Aenys Targaryen'le alakalı, onun çocukluğuyla alakalı detaylı bilgileri Aenys Targaryen'ın videosunda konuşacağımız için burada daha fazla detaya girmiyorum. Aegon Targaryen diyarı son derece adil bir şekilde yönetiyordu. Ailesi içerisinde de son derece mutluydu. Fakat hala çözülmemiş bir sorun vardı. O da Dorne sorunu. Aenys'in doğumunun ardından fetihten sonra 8 yılında 2. Dorne Savaşı başladı. Bu savaşın başlamasında tetikleyici bazı unsurlar vardı. Dornlular basamak taşından kiraladıkları gemilerle fırtına topraklarına çıkarmalar yaptılar ve bu topraklardaki kasabaları yağmalayıp ormanları ateşe verdiler. Meriah Martell özellikle bu bölgelerin yakılmasını emretmişti. Ateşe karşılık ateş demişti. Bu saldırının ardından Aegon ve Visenya harekete geçerek Güneş Mızrak Kalesi'ni, Hayalet Tepesi'ni, Kum Taşı'nı, Veyt'i ve Tor gibi Dorne'un birçok kale ve şehrini ateşe verdi. 1. Dorne Savaşı'nda Aegon Targaryen'in askeri birliklerini Dorne'a sokmayı denemişti. Fakat son derece kötü zayiatlar vermişti. Birçok asker hiç savaşmadan çöllerde telef olmuştu. Bu yüzden askeri bir girişimle Dorne'a girmek istemiyordu. Bir yıldırma politikası izliyordu. Diğer bir kardeşi olan Rhaenys Targaryen da bu saldırılara katıldı ve Dorne kalelerini ateşe vermeye başladı. Rhaenys Targaryen'ın bir sonraki hedefi Cehennem Korusu isimli kaleydi. İşte tam da burada Rhaenys Targaryen'ın ölümü gerçekleşti. Fetih savaşlarında kullanılan 3 ejderhaya daha önce giriştikleri muharebelerde, savaşlarda birçok saldırıda bulunuldu. Arbaletlerden devasa oklar fırlatıldı. Fakat hiçbir saldırı bu devasa 3 yaratığın derisini geçmeyi başaramamıştı. Fakat Rhaenys Targaryen Cehennem Korusu'na saldırıya geçtiği sırada talihsiz bir olay yaşandı. Arbaletlerden fırlatılan bir ok şans eseri Meraxes'in gözüne isabet etti. Ejderha çığlıklar içerisinde gökten hızlı bir şekilde düşerek Cehennem Korusu Kalesi'nin en yüksek tepesini paramparça etti ve yere hızlıca çakıldı. İşte burada Rhaenys Targaryen'ın ölümü gerçekleşti arkadaşlar. Burada bazı iddialar var. Rhaenys Targaryen'ın düşüşten sağ kurtulduğuna dair, fakat bu çok küçük bir ihtimal. Aynı zamanda Rhaenys Targaryen gibi önemli bir esir eğer Dornluların elinde olsaydı bu muhakkak pazarlık olarak kullanılırdı. O yüzden bunun tamamen dedikodulardan oluştuğunu düşünüyorum. Rhaenys Targaryen çok büyük bir ihtimalle orada o düşüşte can verdi. Aegon Targaryen ve Visenya Targaryen kız kardeşlerinin öldüğünü öğrendiklerinde gerçekten dehşete kapıldılar. Öfkeleri inanılmaz boyuttaydı ve bu öfkeleri Dorne'u gerçekten harabeye dönüştürdü. O yıl ejderhanın öfkesi olarak geçti. Aegon ve Visenya Dorne'daki her bir kaleyi, her bir şehri, her bir kasabayı en az 4'er sefer tekrar ve tekrar yaktı. Bu saldırıların sonucunda Dorne öyle bir hale gelmişti ki özgür şehirlerden gelen insanlar artık oraya harap diyar, harap topraklar ismini vermişti. Rhaenys Targaryen'ın ölümü neticesinde Dornluların ödediği bedel korkunç bir bedeldi. Fakat Meriah Martell'in sözü hala yere düşmemişti. Dorne eğilmemişti, bükülmemişti, kırılmamıştı. Fakat halkına ödettiği bedel çok ağır ve trajikti. Ejderhaların ve orduların yapamadığını zamanın kendisi sonunda başarmıştı. Meriah Martell son derece yaşlanmıştı ve ölümü gerçekleşti. Meriah Martell'in ölümünün ardından Dorne'un başına onun oğlu olan Prens Nymor geçti. Prens Nymor da
Dorne'un bağımsızlığı konusunda annesiyle aynı fikirdeydi. Fakat Dorne'un ödediği bedelleri gördükçe artık geri adım atması gerektiğini düşündü. Fakat bu geri adım teslim olmak olarak değil, bir barış anlaşması olarak olmalıydı. Bu yüzden de kralın şehrine bir barış heyeti gönderdi ve bu barış heyetinin başına da kendi kızı olan Prenses Daria'yı geçirdi. Kralın konseyi de artık Dorne ile alakalı nasıl bir politika izleyeceğini şaşırmıştı. Askeri saldırılar yapıldı, olmadı. Ejderhalarla saldırı yapıldı, olmadı. Dorne bir harabeye çevrildi fakat yine olmadı. Artık o topraklardan hiç kimseye bir fayda yoktu. Fakat Dorne'a yapılan saldırılar sırasında son derece ağır kayıplar verilmişti. Bu yüzden geri adım da atmak istemiyorlardı. Dorne'a karşı da son derece büyük bir nefret oluşmuştu. Bu yüzden Prenses Daria kralın şehrine geldiğinde büyük bir muhalefetle, nefretle karşılandı. Kendisi taht odasında, konseyin önünde, aynı zamanda diyarın lordlarının önünde babasının barış teklifini Aegon Targaryen'e iletti. Bunun üzerine Visenya Targaryen teslimiyet olmadan barış yok diyerek haykırdı. Bu sözü taht odasında diğer lordlar tarafından yüksek sesle tekrarlandı. Oys Baratheon daha sert bir muhalefet içerisindeydi. Ona göre Prenses Daria'nın iki elinin de kesilmesi gerekiyordu ve Dorne'a öyle yollanması gerekiyordu. Taht odasındaki bazı lordlar Prenses Daria'nın kralın şehrinde fahişe olarak çalıştırılıp onun ardından Dorne'a yollanması gerektiğini söyledi. Fakat Aegon prensesin elçi olarak geldiğini ve kendisinin kılına bile zarar getirilemeyeceğini söyledi. Aegon bu şartlar altında bir barış olmayacağını düşünüyordu. Çünkü hem fırtına toprakları hem de Menzir Krallığı Dorne ile yapılan savaşlar neticesinde büyük yaralar almıştı. Çok önemli soylu haneler ve lordlar ailelerinden önemli kişileri kaybetmişti ve bu soylu ailelerin lordları Dorne'dan intikam almak istiyordu. Aynı zamanda Aegon eşini ve kardeşini Rhaenys Targaryen'ı Dorne ile yapılan savaşlarda kaybetmişti. Şimdi Dorne ile barış yaparsa bütün bu kayıpların bir hiç uğruna yapıldığı düşünülecekti. Tüm tartışmalar Prenses Daria'nın Aegon Targaryen'a bir mektup uzatmasıyla beraber kesildi. Prenses Daria mektubun bizzat babası tarafından Aegon Targaryen'ın kendisine yazıldığını belirterek mektubu Aegon Targaryen'a iletti. Aegon Targaryen mektubu sessiz ve ifadesiz bir şekilde okudu. Mektubu tutan ellerinden kan damlıyordu. Ardından ayağa kalkarak hiçbir şey söylemeyerek kralın şehrinden ejderhası Kara Dehşet Balerion ile ayrıldı. Verilen mektupta ne yazıldığını hiç kimse bilmiyor. Bazıları Prens Nymor'un Dorne Savaşı'nda ölen bütün asillerin ve lordların bir listesini o mektupta yazdığını ve dökülen bu kanın yetip yetmediğini Aegon'a sorduğunu düşünüyordu. Kimileri ise bir babanın diğer bir babaya haykırışı olan yazıların yazıldığını düşündü mektupta. Başka bir iddia daha var. Bu iddia benim de aklıma en çok yatan iddialardan. Prens Namor Aegon'u tehdit etmişti. Fakat neyle tehdit etmişti? Eğer barış gerçekleşmezse hem kral Aegon için hem de Aegon'un tek oğlu olan ve varisi olan Aenys için Braavos'tan yüzsüz adamlardan bir suikastçı kiralayacağını söylemiştim. Büyük bir iddiaya göre. Bildiğiniz gibi yüzsüz adamlar eğer bir kişiyi öldürmek isterlerse öldürürler. Aegon da bunu çok iyi bildiği için düşünmek istedi. Mektuptan gelen kanın ise Rhaenys Targaryen'ın kanı olduğunu söyleyenler de var. Belki de cesetinden alınmıştı. Belki de başka bir anlam ifade ediyordu. Dediğim gibi bu mektup son derece sırlı bir mektup. İçinde ne yazıldığını hiç kimse bilmiyor. Aegon Targaryen ejderha kayasından bir gün sonra geri döndü ve Dorne ile süresiz bir barış ilan ettiğini, Dorne'un barış teklifini kabul ettiğini açıkladı. Uzun yıllar süren ve büyük kayıplar yaşanılan Dorne Savaşı nihayet bitmişti. Aynı zamanda 2. Dorne Savaşı Fatih Aegon Targaryen'in giriştiği son Dorne Savaşı olarak tarihe geçmişti. Dorne ile barış yapılmasının ardından Aegon ile Visenya Rhaenys Targaryen'in anısına Rhaenys Tepesi'nde bir sept inşa ettirmek istediler. Bu yapılacak olan septe Anma Septi adı verildi. Rhaenys'in anısına inşa edilecekti. Rhaenys Targaryen'in ölümüyle beraber sarayda da bazı dedikodular dolanmaya başlamıştı. Neydi bu dedikodular? Bildiğiniz gibi Aegon'un sadece bir çocuğu vardı. Visenya Targaryen ile Aegon bunca yıldır evli olmalarına rağmen
bir çocuk yapmamışlardı. Targaryen hanedanının geleceği açısından Aegon'a daha fazla varis gerekiyordu. Bu yüzden de herkes Aegon'un tekrardan evlenebileceğini, evlenmeyi düşünebileceğini söyledi ve düşündü. Bu sebeple birçok soylu hane kızlarıyla beraber saraya geliyordu. Kızlarını Aegon ile evlendirmeyi düşünüyorlardı ve bunun üzerine planlar gerçekleştiriyorlardı. Fakat tüm bu söylentiler ve planlar Visenya Targaryen'ın hamile olduğunu açıklamasıyla beraber bıçak gibi kesildi. Fetihten sonra 12 yılında Visenya Targaryen Maegor adında bir erkek çocuğunu dünyaya getirdi. Üstatlar doğumdan sonra daha önce hiçbir çocuğun Maegor kadar sağlıklı doğmadığını söylediler. Maegor abisinin doğduğu esnasında olan kilosundan neredeyse 2 kat daha fazlaydı. Son derece güçlü ve sağlıklı bir çocuktu. Maegor Targaryen'ın da doğumdan sonra olan olaylarını ve hikayesini Maegor Targaryen videosunda anlatacağım için burada da daha fazla detaya girmiyorum arkadaşlar. İkinci oğlunun doğumunun ardından Aegon Targaryen 10 yıl boyunca sorunsuz ve barışçıl bir şekilde diyarı yönetmeye devam etti. İki oğlu da artık yetişkin olup evlenecek yaşa geldiğinde yeniden ufak tefek sorunlar olmaya başladı. Bildiğiniz gibi Westeros'ta evlilikler politik olarak son derece önemli bir pozisyondaydı. Diyardaki bütün soylu haneler Aegon ile akraba olmak istiyordu. Aegon'un da iki tane oğlu vardı. Fakat Aenys Targaryen Aegon için tartışmasız bir şekilde varisti. Bu yüzden de Aenys'e olan ilgi Maegor'a olan ilgiden çok daha fazlaydı. Bildiğiniz gibi Targaryenlar ve Valyrialılar normalde ensest evlilikler gerçekleştiriyordu. Fakat Aenys Targaryen'ın bir kız kardeşi yoktu. Bu yüzden de onunla evlenemezdi. Kuzeni yahut bir akrabası da yoktu. Bu yüzden Aegon Targaryen da oğlu için dışarılara bakmaya başladı. Yine Valyrialı bir hane olan Valerionlardan Elisa Valerion ile Aenys Targaryen'ın evliliği işte tam da bu esnada gerçekleşti. Elisa Valerion da Valyrialı olmasından kaynaklı gümüş saçlı ve mor gözlüydü. Bu evlilik sarayda ve halk nezdinde son derece güzel bir şekilde karşılandı ve bereketli bir evlilik olacağı düşünüldü. Öyle de oldu. Aenys ile Elisa'nın bir kız çocukları oldu ve bu kız çocuğuna Rhaena Targaryen adını verdiler. Fatih Aegon Targaryen'ın ilk torunu dünyaya gelmişti ve o kişi de Rhaena Targaryen'dı. Söylenenlere göre Rhaena Targaryen Fatih Aegon'un kucağına ilk defa verildiğinde Aegon Targaryen hüzünlenerek ağlamıştı. Çünkü bu bebek ona kaybettiği kraliçesi Rhaenys Targaryen'i hatırlatıyordu. Rhaena Targaryen'ın doğumundan kısa bir süre sonra Elisa Valerion bir kez daha hamile kaldı ve bir kez daha doğum gerçekleştirdi. Bu sefer bir erkek çocuğu olmuştu. Aenys Targaryen oğluna kendi babasının ismini verdi. Ona Aegon Targaryen dedi. Aenys Targaryen'ın hem bir kızı hem bir oğlu olduktan sonra artık varisliği tartışmaya tamamen kapatılmıştı. Fakat kralın bir diğer oğlu olan Maegor Targaryen hala evli değildi. Annesi Visenya Targaryen kendi oğlunu da evlendirmek istiyordu. Bu yüzden de Aenys Targaryen'in kızı olan Rhaena Targaryen'ı kendi oğlu Maegor Targaryen'e evlendirmek istedi. Bu teklif hem sarayda hem de kralın şehrinde dehşetle karşılandı. Çünkü Westeroslular yedilerin inancına sahipti ve yedilerin inancında ensest en büyük günahlardan bir tanesiydi. Aegon Targaryen yedi krallığa geldiğinde hali hazırda zaten Visenya ve Rhaenys ile evli olduğu için bu durum tartışmaya açılmamıştı. Fakat Aegon artık Andalların yani yedilerin inancına sahip olan insanların kralıydı ve kendisi de yedilerin inancına sahipti. Böyle bir suç ve günah işlemesi halinde halk kendisine cephe alabilirdi. İnancın merkezi olan Eskişehir'den ve Yüce Rahip'ten de tepki gecikmedi. Kendisi bir kuzgunla mesaj göndererek böyle bir evliliğin gerçekleşmesini asla tasdik etmeyeceklerini bildirdi. Ve yine Yüce Rahip Maegor Targaryen için bir evlilik adayı da önermişti. Menzilin en soylu hanelerinden olan ve Eskişehir'in lordları olan Hightower hanesinden Serys Hightower. Aegon Targaryen bu teklifi olumlu bir şekilde karşıladı. İnançla arasını düzgün tutmak istiyordu. Bu yüzden de oğlu Maegor ile Serys Hightower'ı evlendirmek istedi. Bu olay önemli arkadaşlar. Çünkü ilk defa bu olay ile birlikte inanç ile Targaryenlar arasındaki dini çatışma başlamıştı. Ve Aegon'dan sonraki dönemde
çok önemli bir yer kaplayacak inanç ile olan çatışmalar, bunun tohumları ilk defa bu olayla beraber atılmıştı. O yüzden burayı unutmamanızı önemli rica ediyorum. Fetih'ten sonra 35 yılına geldiğimizde Aegon Targaryen'ı son derece rahatsız eden bir problem vardı. O da kralın şehri ve Aegon Kalesi. Videoda da belirttiğim gibi kralın şehri düzenli bir şekilde hazırlanan bir şehir değildi. Aynı zamanda Aegon Kalesi de öyle. Savaş sırasında garnizon olarak kullanılmak için hazırlanmış bir kaleydi Aegon Kalesi. Aegon Targaryen bu düzensizlikten son derece rahatsızdı. Kral toprakları hala ziyadesiyle fazla büyümüş bir ordu kampından öte değildi. Pis, leş, planlanmamış, geçici ve o zamanlarda Aegon'un yüksek tepesinin yarısını kaplamış olan Aegon Kalesi 7 krallıktaki her kale gibi çirkindi. Odun, toprak ve tuğla karmaşasından ibaretti. Şüphesiz büyük bir krala yaraşır bir kale değildi. Aegon tüm maiyetini Ejderha Kayası'na taşıyıp yerine yeni bir kale yapılabilsin diye Aegon Kalesi'nin yıkılmasını emretti. Yeni kalenin tasarımını ve inşaatını denetleme görevini Aegon Targaryen kraliçesine ve Visenya Targaryen'e vermişti. Tarih fetihten sonra 37 yılıydı. Aegon Targaryen 2 yıldır torunları ve çocuklarıyla beraber Ejderha Kayası'nda kalıyordu. Boyalı masanın etrafında torunları olan Aegon ve Viserys ise fetih hikayelerini anlatıyordu. Tam da bu esnada ani bir rahatsızlıkla felç geçirerek son nefesini verdi. 64 yıllık hayatına onlarca savaş, zafer, ateş ve kan sığdırmıştı. Savaşları haricinde 37 yıllık hükümdarlığı son derece barış içinde geçmişti. Halkını adil bir şekilde yönetmişti. Aegon Targaryen kuralları değiştirmişti. İşte bu yüzden ölümünden 300 sene sonra bile Westeros'taki her erkek, kadın ve çocuk onun ismini biliyordu. Prens Maegor babasının naaşı yakılmak üzere getirilirken Ejderha Kayası'nın avlusunda Fatih'in hakkında büyük bir konuşma yaptı. Kralın bedenine savaş zırhı giydirilmişti. Elinde kılıcı kara ateş vardı. Cenazesine bütün ailesi katılmıştı. Maegor'un konuşması bittikten sonra Visenya Targaryen ejderhası Vhagar'a emrini verdi ve Fatih'in bedeni yakıldı. Bu eski bir Valeria geleneğiydi. Aegon alevler içerisinde doğmuştu. Yedi krallığı ateş ve kan ile fethetmişti. Ölümü de tıpkı ruhunu saran ve karşısına çıkan her şeye diz çöktüren alevlerden gelmişti. Evet arkadaşlar, video buraya kadardı. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bu video biraz geç geldi. Sizi beklettiğim için özür dilerim. Bir sonraki videomuz Aenys Targaryen'ın saltanatı olacak ve çok kısa bir sürede yayınlamayı düşünüyorum. Takipte kalın. Ayrıca video hakkındaki düşüncelerinizi de yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Westeros ve Essos tarihi video serisi için gerçekten elimden gelen bütün emeği gösteriyorum. Siz de videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.